Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu relative clauses. Diğer bir adı da adjective clauses olan relative clause, adından da anlaşılabileceği gibi sıfat cümlecikleridir. Yani bir cümleyi bir ismi nitelendirmek için kullanacağız. Şimdi bunları bir inceleyelim. Evet, sıfat cümlecikleri demiştik. Yani bir cümleyi alıp başka bir ismi nitelendireceğiz demiştik. Burada dikkat edecek olursak, the woman is my sister cümlesindeki ismimiz the woman'dır. Şimdi kadın veya o kadın benim kız kardeşim anlamına gelen bir cümle. Burada hangi kadın sorusuna cevap vereceğiz? She is wearing a blue shirt. Yani buradaki she the woman anlamında. O zaman biz bu cümleyi mavi gömlek giyen kadın benim kız kardeşim anlamına dönüştürmek için she yerine who koymamız gerekiyor. Demek ki kişileri adjective clause yaparken who kullanacağız. The woman, cümleyi alıyorum, who is wearing a blue shirt, yani mavi gömlek giyen kadın, is my sister, benim kız kardeşim anlamına geldi cümlemiz. Bu cümleyi, the woman that is wearing a blue shirt is my sister şeklinde de kurabilirim. Who yerine that de kullanılabilir. Az önceki cümlemizde, the woman ve she cümlenin öznesiydi. Burada the man is a teacher cümlesine bakacak olursak yine the man'i nitelendireceğiz. Adam bir öğretmen anlamına geliyor cümlemiz. Aşağıdaki cümlede ise we saw him yesterday cümlesi var. Az önceki cümleye she diye başlamıştık ve she yerine who koymuştuk direkt. Burada cümlenin nesnesi olarak kullanılan him var. Ve ana cümlemizdeki the man'e karşılık geliyor. Yine him yerine who koyacağız. Ve cümlemizi şu şekilde kuruyoruz. The man who we saw yesterday is a teacher şeklinde kurduk. Dikkat edecek olursak he yerine cümlenin başına who koyuyoruz ve şeyden alayım dikkat edecek olursaktan. Dikkat edecek olursak him yerine cümlenin başına who koyuyoruz ve him'i cümleden çıkartıyoruz. Who we saw yesterday şeklinde dönüştürdük. Yani dün gördüğümüz adam bir öğretmen anlamına geldi cümlemiz. Burada who yerine whom da kullanabiliriz. Yani the man whom we saw yesterday is a teacher cümlesi. Yine aynı şekilde dün gördüğümüz adam bir öğretmen anlamına gelebilir. Who, whom kullandık, that de kullanabiliriz. Yani the man that we saw yesterday is a teacher. Yine aynı anlama gelebilir. Veya who, whom veya that'i cümleden atabiliriz. Yani the man we saw yesterday is a teacher cümlesi yine aynı anlama gelmektedir. Burada dikkat edecek olursak arkasından direkt özne ile başlıyor. Yani we saw özne artı yüklem şeklinde devam ediyor. Bir önceki yapıda direkt olarak who ve that'ten sonra yüklem gelmişti. Evet arkadaşlar az önceki cümlelerde who kullandık çünkü kişileri nitelendiriyorduk. Şimdi bir de nesneleri yani kişi olmayanları nitelendirelim. My brother lives in the house cümlesine dikkat edecek olursak burada kardeşim o evde veya evde yaşar şeklinde kuruyoruz cümlemizi. Hangi evde yaşar sorusuna cevap vereceğiz. It is near the school cümlemizde o okulun yanında. Peki okulun yanındaki evde yaşar ifadesini nasıl veriyoruz? Who değil which kullanacağız burada. Ve it'i cümleden atıyoruz, yerine which koyuyoruz. My brother lives in the house, which is near the school cümlesi. Kardeşim okulun yanındaki evde yaşar anlamına geliyor. Evi nitelendirdik. Which kullandığımız yerde that de kullanabiliriz. Aynı who'nun yerine kullandığımız gibi. My brother lives in the house, that is near the school şeklinde kuracağız cümleyi. Yine aynı anlama gelmektedir. Evet, az önce kurduğumuz cümlede it cümlenin öznesiydi. Burada ise nesnesi olacak. Yine bir bakalım. The car was very nice cümlesi. Araba çok hoştu anlamına gelir. Arabayı nitelendireceğiz. Ama kurduğumuz cümle I saw it yesterday. Yani cümlenin nesnesi oldu araba. O zaman dün gördüğüm araba çok hoştu şeklinde bir cümleyi nasıl kurarım? Yine aynı şekilde it'i cümleden atıyorum ve cümlenin başına which getiriyorum. The car which I saw yesterday was
very nice şeklinde kuracağım. Yani dün gördüğüm araba çok hoştu anlamına geldi cümlemiz. Yine which yerine that de kullanabilirim. The car that I saw yesterday was very nice. Veya which ve that'i cümleden atabilirim. The car I saw yesterday was very nice cümlesi yine aynı anlama gelmektedir. Dün gördüğüm araba çok hoştu anlamına geldi. Evet arkadaşlar, cümle içinde sıfat görevi gören adjective clause yapılarını birkaç örnek daha verelim. Öncelikle the man is an engineer cümlesi adam bir mühendistir anlamına gelir. Burada adamı nitelerken bana yardım eden adam ifadesini he helped me'yi kullanarak vereceğiz. Burada he'nin yerine who kullanmamız gerekiyordu. Az önce öğrenmiştik. Yani the man who helped me, bana yardım eden adam, is an engineer, bir mühendistir anlamına geldi cümlemiz. Burada who helped me, adjective clause, yani adamı niteleyen bir sıfat cümleciği oldu. Bunun yerine the man that helped me is an engineer cümlesini de kurabilirim. Yani who yerine that de koyabilirim. Yine diğer örneğimizde the people are helpful cümlesi insanlar, o insanlar yardımseverdir anlamına geldi. Burada we are going to visit them cümlesini adjective clause'a dönüştüreceğiz. The people anlamına gelen ifade burada them. Yine cümlenin nesnesi. Bunu atıyoruz, başına who getiriyoruz. Yani the people who we are going to visit are helpful. Ziyaret edeceğimiz insanlar yardımsever anlamına geldi cümlemiz. Bunun yerine the people whom we are going to visit are helpful. The people that we are going to visit are helpful. Veya the people we are going to visit are helpful cümlelerini de kurabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta nesnenin yerine kullandığımız için who, whom, that veya boşluk kullanabiliriz adjective clause'u kullanırken. Diğer örneğimiz, who'ları verdik, şimdi which'lere bir bakalım. The book belongs to Allison cümlesinde the book'u nitelendireceğiz. It has a black cover. Yani o zaman söyleyeceğimiz ifade siyah kabı olan kitap Allison'a aittir anlamına gelecek. Bunu kuracak olursak yine it yerine which koyuyoruz. The book which has a black cover belongs to Allison. Yani siyah kabı olan kitap Allison'a aittir. Veya the book that has a black cover belongs to Allison şeklinde kuruyoruz cümlemizi. Which yerine that de kullanabiliriz demiştik. Son olarak nesne yerine kullanılan which'e bir bakalım. The house is expensive. Yani ev pahalı anlamına gelen cümlemizde evi nitelendireceğiz. I want to buy it. Yani onu satın almak istiyorum. O zaman satın almak istediğim ev pahalı şeklinde kuruyorum cümlemi. The house which I want to buy is expensive. Yani satın almak istediğim ev pahalı anlamına geldi. Yine bunun gibi the house that I want to buy is expensive veya the house I want to buy is expensive cümlelerini kurabilirim. Evet, bu dersimizde relative clauses konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözme zamanı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.